Merhaba arkadaşlar. Bitki biyolojisi testlerine devam ediyoruz. 6. test toplamda 20-25 tane. Neden iki test yaptım bunları? Çünkü gördüğünüz gibi burada konular çok. Su mineral maddenin taşıması, kısılemde taşınma, mikoriza, nodül bunların ne olduklarını bir bakacağız. Minimum yasası ile alakalı bir mantık var. Stomalarını açıp kapama mekanizması bunlar ilgili birkaç tane soru var. Çıkmış sorular da var bunlarla ilgili. Flemde organik madde taşınması buna da bakacağız. Hemen başlayalım o zaman. Bir numaralı sorumuz bize diyor ki Kısırlanma madde taşımasını etki eden faktörler bunlardır diyor. Bunların en az olanından, en çok olanına yürü. bir tartışım. Bir sıradayı bakalım diyor. Sıradayı mı gelin karşıma? Yapalım mı hocam. Hemen yapalım. Şimdi bir numara terleme kohezyon kuvveti. Ne demek? Buna bir bakalım. Şimdi şöyle bir bitkimiz olduğunu düşünelim. Şunlar yaprakları olsun mu bitkinin şu şekilde. Alt tarafta da şöyle köklerimiz var. Şimdi terleme dediğimiz olay yapraklardan buhar halinde H2O'nun çıkışıdır. Doğru mu? Evet. Kohezyon dediğimiz bunun bir de kardeşi vardı. Neydi? Adezyon. Aynen öyle. Kohezyon dediğimiz durum su moleküllerinin birbirlerine şu şekilde tutunma isteğine kohezyon. Adezyonsa su moleküllerinin herhangi bir çepere tutunma isteğine diyorduk. Şimdi terleme ve kohezyonu birlikte veriyoruz. Burada nedir bu? Yukarı taraftan su buhar halinde uçtuğu zaman alttan yukarıya doğru daha kuvvetli bir şekilde su alma isteği oluşuyor. Su buhar halinde çıktığı zaman yukarıya doğru çıktığında... Yapraklardaki gençler ozmotik basınç artıyor. Hocam ozmotik basınç neydi hatırlayamadım. Ozmotik basınç dediğim suya olan ihtiyaç, susuzluk. Su kaybolacak olursa ozmotik basınç artar. Hücrenin içerisindeki çözünen madde miktarı tuzdur, şekerdir artarsa ozmotik basınç da artar. Niye? Suya ihtiyaç oluyoruz değil mi? Şöyle düşünün. Yemek yediniz, su istiyorsunuz. Yani ozmotik basıncınız artmış durumda. Burada da ne oluyor? Su kaybediyor. Su kaybettiği için ozmotik basıncı artıyor. Ozmotik basınca ne dedim? Su alma isteği dedim, değil mi? Su alma isteği. O zaman ne oldu kişinin yani bu bitkinin su alma isteği arttı. Su alma isteği arttığı zaman suyu nereden çağıracak? Topraktan çağıracak. Direkt olarak buradan alma isteği artacak. Kılcallık dediğimiz boruların ince olması. Yani buradaki e, kısılemlerin trake trakeidlerin, ksilem borularının öyle konuşalım, ince olması durumudur. Kök basıncı dediğimizse kökün şu kısımda içerisindeki çözünmüş madde miktarının içindeki ozmotik basıncının ne kadar yüksek olması ile alakalı bir durumdu. Kök ozmotik basıncı ne kadar yüksekse topraktan o kadar güçlü bir şekilde su alma isteği meydana gelecektir. Şimdi bunları sırala demiş ve en azdan en çoğa doğru. En az olan gençler burada kılcallıktır. Tamam kılcallık canımsın. Etkinliğin vardır çok güzel ama çok çok değil ya. Diğerlerine kıyas yaptığım zaman o kadar da fazla değil. 2 numara en az olan. Sonra kök basıncı gelecek. Kök basıncı daha kuvvetli bir basınç, daha kuvvetli bir istek, daha kuvvetli bir su alma isteği öyle diyelim. Dış ortamdan su alıyoruz kök basıncı müthiş ama burada da zirvede olan bir arkadaşlar kimdir? Terleme kohezyon. Terleme kohezyon bir numara gençler. En fazla etki eden budur. Sonrasında kök basıncı en az etki edense kılcalık bize en azdan en fazla olana göre sormuş. 2-3-1 yani C seçeneğini yapıştır. Geç hocam gelelim gelelim gelemedik nerede bizim kalem burada 2 numaralı sorumuz stoma ile alakalı bir soru gençler stomanın açılıp kapanma mekanizması ile ilgili bir soru sorulmuş bize iki numaralı durumda bir bakalım burada ne denmiş bize 2 stoma ile alakalı bir şey var burada eh, süper şimdi gençler stoma açılıp kapanma ile alakalı olarak nasıl açılır neden dolayı açılır bir anlatalım oradan sonra gerisi kolay. Şimdi stoma kapalı halde gördüğünüz gibi ne demek kapalı? İçeride şu şekilde bir boşluk meydana gelmemiş. Bu duruma kapalı diyoruz. Şimdi ben bunu açmak istiyorum. Açmak istiyorsam neyle açacağım? Bir numara şunu unutmamam lazım. Açmak için gençler turgor basıncını artırmam lazım. Tamam mıyız? Turgor basıncından neyle artırabilirim ben? Suyla artırabilirim. Tamam. Adım adım gidiyoruz. Adım adım bunu anlamamız lazım. Bir kere de anlatıp bir kere de anlayacağız. Vurup çıkacağız gençler. Su miktarını yükseltmem gerekiyor. Tamam hocam burayı da anladım. Su miktarını yükseltebilmem için ben ne yapmam lazım? Hücrenin içerisindeki ozmotik basıncı artırmam lazım. Süpersin. Buraya kadar iyi geldik. Ozmotik basıncı peki artırabilmem için hücre içerisinde ne yapmam lazım benim? Monomer madde miktarını artırmam lazım. Monomeri artır. Hemen alttan yukarıya doğru geleyim o zaman. Bu sefer tersten yürü. Hücrenin içerisinde monomer madde miktarını artırdım hocam. Doğal olarak ozmotik basınç da yükseldi. Yani su, su istiyorum. Bağıra bağıra su istiyorum. Süper. Sonra hücrenin içerisindeki su miktarı arttı. Sonra turgor basıncı arttı. Ve final açılma meydana geldi diyeceğiz. Şimdi buraya gelecek olursak stomanın kapalı olduğu şu kısımda. Şimdi hücrenin içerisinde monomer madde miktarını arttırdım. Nasıl arttırabilirim hocam monomer madde miktarını? İki yöntemin var. İki şekilde arttırabilirsin. Bir, ne yapabilirsin? Hücrenin içerisindeki nişastayı parçalayabilirsin. Nişastayı parçala. Nişastayı parçaladığımız zaman ne çıkacak ortaya? Bol bol glikoz çıkacak. Ya da hocam nasıl yapabilirim başka? Fotosentez yap. Fotosentez yap. Ya da nişastayı parçala. İki şekilde de hocam net olarak glikoz miktarını artırmış olursun. Nişastayı parçaladın fotosentez yaptın. Hücrenin içerisindeki glikoz miktarını artırmış oldun. Süper miyiz? Buraya kadar müthiş. Yani bir numaralı olayın bana ne diyor? Monomer madde miktarını artırmalısın diyor. Süper. Ben ne yapıyorum? Nişastayı parçalıyorum ya da Fotosentez yapıyorum. Süper. Glikoz miktarını artırdım. Hocam başka bir şekilde monomer madde miktarını artıramaz mıyım? İlla ki glikozla mı? Hayır tabii ki. Komşu hücrelerden mineral madde de alabiliriz. Komşulardan mineral al. Mineral al. Bozukluklar gibi böyle. Get komşu hücrelerden mineraller. al. Bunu da bariz bir şekilde potasyum gençler. Komşu hücrelerden potasyum alırım. Yani Dış ortamdan potasyum alabilirim. Okey. Bu benim monomer madde miktarımı yani ozmatik basıncı artırımı süper artırır. Hücrenin içerisinde fotosentezde glikoz ürettim. Bu olur mu hocam? O da olur. Ya da hücrenin içinde nişastalar vardı parçaladım bir sürü glikoz elde ettim. Süper. Üçünde de ozmotik basıncı artırdım. Artırdım süper. Şimdi bana su lazım. Hocam suyu nereden bulacağım? Tabii ki komşudan. Tabii ki komşudan su gelecek. Yani... Bu stoma hücreleri bekçi ya da kilit hücreleri deniyor buna. Bunların kenarlarında şu şekilde gençler bunun komşu hücreleri bulunmuş. Şunlar bunlar komşu hücreler gençler. Komşu şurası U olsun. Komşu hücrelerdir. Komşu hücrelerden su alırım. Niye? Çünkü benim su isteme kuvvetim, su isteme arzum komşu hücresinden daha fazla olduğu için onda bulunan suları ben şöyle hüpletirim. Direkt olarak alırım hocam. Burada sıkıntı yok. Aldığım zaman hücrenin içerisinde su basıncına ne diyorum? Turgor. Su basıncım artar ve doğal olarak stomalarım açılır. Aynı şekilde stoma açılır. Hocam bundaki mekanizmada ne var? Bazı sorularda karşımıza gelecek. İç çeper gördüğünüz gibi dış çeperden daha kalın, daha dayanıklı olduğu için su basıncı yapıldığında dış çeperi dışarıya doğru şu şekilde ittirecektir. İttirdiği zaman da haliyle ortadaki yani ince çeperler çekilece dışarıya doğru içerideki çeperler arasında da bir boşluk meydana gelecek. Kapanma sırasında da hocam tam tersi olması lazım. Ne olacak? Monomer madde miktarını azaltmam gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Glikozları nişastaya çevirebilirim. Fotosentezi durdurabilirim. Elimdeki potasyumları kenarlara verebilirim. Verdim. Monomer madde miktarım azaldı mı? Azaldı. O zaman ne olacak? Suda beni terk edecek. Suda gittiği zaman e, turgor basıncım da düşecek. Turgor da düştüğü zaman hadi bana eyvallah. Direkt olarak hücre yani stomak kapanmış olacak. Şimdi gelelim sorumuza. Diyor ki bekçi hücreleri A. Komşu hücreleri B yani epidermis hücreleri az önce konuştuğumuz sarı olanlar gençler A'lar yani bekçi, kilit, stoma hücresi bunlar Üçü de aynı şey tamam buraya yazalım. Bekçi hücresi de denir bunlara. Kilit hücresi de denir bunlara. Ya da stoma hücresi de denir. Üçü de aynı şey gençler. Üçü de direkt olarak bana bu sarı hücreleri veriyor. Bu hücrelerde gerçekleşen durumlardan hangileri stoma açıklığının artmasına sebep olur? Yani stomanın açılmasına sebep olur. Açılmaya sebep olacak olan olayları bana soruyor. 1- A da pH'in B'ye göre artması. A dediği neydi? Sarı. Yani stoma hücreli. Stoma hücrelerindeki pH'in yükselmesi demek. pH nasıl yükselebilir? Benim bakacağım nokta nedir gençler? Karbondioksittir. Hücrenin içerisindeki karbondioksit eşittir. Asidik özellikteydi bu arkadaş. Karbondioksiti ben alır kullanır isem ne olur? pH'im artar. Hocam karbondioksiti biz neyle kullanırız? Fotosentezle kullanırız. Yani sarılarda fotosentez yapar isem karbondioksit azalır asitlik yani pH derecesi yükselir, asitlik düşer. Doğal olarak da fotosentez sonucunda glikoz üretirim. Az önceki zincirleme gibi suyu çekerim, hop açarım. O zaman 1 numara açılmaya götürür mü beni? Yes. 2. A'da potasyum miktarının azalması. A'ya bakıyorum gençler. A dediğimiz yer neresi? Burası sarı. Buradaki potasyum azalması ne demek? Buradan yanındaki arkadaşları yani komşulara potasyum geçmez. Potasyum giderse suda beni terk eder o zaman ne olur? Kapanma bu aradığım şey değil. 3 numara ağda solunum hızının fotosentez hızından yüksek olması. Solunum hızı fotosentezden yüksek olacak olursa içerisi asitleşir mi? Evet yani solunumda sonuçta ben karbondioksit üretiyorum. İçerisi asitleşir. Asitleştiği zaman doğal olarak pH düştü ve stomalar kapandı. Bu da kapanmaya götürür. Bunu da istemiyorum. B'deki suyun A'ya geçmesi. B dediğimiz yeşiller. Yeşillerden direkt olarak hocam şeye A'ya yani stomakilit bek su geçişi olması. Su geçerse ne olur? Turgorum artar ve açılır. Bu da beni açılmaya götürür diyeceğim. O zaman cevap 1 ve 4 olacak gençler. Yola VAM. Bu anlattığımız yer devam. 5. Pardon 3 numara soru. Bitkilerde suyun kökten gövde ve yapraklara taşınması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır demiş bize. Bakalım neymiş yanlış olan. 1. Terleme ile oluşan basınç farkı suyun kısılemle taşınmasında etkilidir. Yes. Terleme ve koalizyonu az önce konuştuk. Çok uzatmaya gerek yok. 2. Su kısılemde kökten yukarıya doğru aktif taşıma ile taşınır. Yanlış. Suyun taşınması hiçbir zaman aktif taşıma olmaz gençler. Suyun taşınması her zaman nedir? ozmozdur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Su aktif taşımayla taşınmaz. Tamam. Kesinlikle ve kesinlikle hocam su ozmozla taşınacak. Pasif taşıma. Niye? Zaten kısılem dediğiniz arkadaşlar ölü. Ölü olduklarından dolayı aktif taşıma harcayacak paralar yok. Diğerlerine bakalım hocam. Kısılem içinde suyun taşınması tek yönlü gerçekleşir. Evet alttan yukarıya doğru tek yönlü gerçekleşecek. D. Su molekülleriyle kısılemin çeperdeki selüloz moleküllerini etkileşirler. Etkileşirler değil mi? Buna adezyon diyoruz. Doğal olarak adezyon kuvveti vardır. E. Kısılemdeki su yukarıya doğru çekildikçe kökte ozmotik basınç artar. Evet su bir yeri terk ettiğinde o yerde suya olan ihtiyaç artar. Yani ozmotik basınç yükselir. Doğru demiş. Yanlış cevabımız B olacak gençler. Geldik 4 numara. 4 numara bana ne diyor? Besinlerin flüemde taşınması sırasında olaylar en son gerçekleşen. Şimdi flüemde besin taşınma nasıl oluyor? Bir de bunu anlam. Şimdi kısır M'de oturttuk. Öyle düşünüyorum ben. Kısilemde lemde madde taşınması netleşti. Bir de stomaların açıp kapanması netleşti. Tabii üstüne birkaç soru daha çözeceğiz ama konu 3 aşağı 5 yukarı anlaşıldı. Pekişmeye ihtiyaç var. Şimdi gelelim stomaya. Şeylere. Flüemlere. Flüemlere bir başlayalım. Konuyu bir böyle bir harmanlayalım. Sonra soruya geri dönelim. Geldik şimdi bunun açıklamasına. Şimdi bir fluemle madde taşınması ile alakalı olan durum nasıl gerçekleşiyor? Gençler buradaki iki tane kavram var. Bir tanesi kaynak diğeri havuz dediğimiz durum. Kaynak dediğimiz arkadaşın üretildiği yerde ne üretiyorsan orası da kaynak diyorsun. Neye götürüyorsan, nerede topluyorsan oraya da havuz diyorsun. Hani su gibi düşünebilirsin tamam Suyun kaynağından alıyorsun, çıkartıyorsun su götürüyorsun, nereye koyuyorsun, havuza dolduruyorsun. O yüzden bunlar ikisini birbirine karıştırıyor. Kaynak çıktığı yer, üretildiği yer, Kavuz taşındığı yer olacak. Şimdi kaynaktan alıyoruz. Kimi alırsak kalalım burada. Burada sakkoroz vermiş, glikoz olur, sükroz olur hiç fark etmez. Burada galaktoz olur hiç fark etmez. Bu sakkoroz üzerinden anlatılmış olan ki daha da doğrudur. Buradan maddeyi aldım. Nereye verdim? Arkadaş hücresine verdim. Bu arkadaş hücresi ve kalburlu boru hücreleri bu ikisi fulemi oluşturan hücreler. Arkadaş hücresi buradan kaynak hücresinden direkt olarak aldı bunu. Kimi aldı buradan? Sakkoroz. Yani organik maddeyi derdim ve gençler bu madde yani yapraktan köke doğru bunu taşımam gerekiyor. Bir adım ne yaptım? Hemen arkadaş hücresine bunun geçişini sağlar. Arkadaş hücresinden kalburlu boru hücresine bunu hemen aktif taşımayla ilettim. Aktif taşımayla kalburlu boruya doldurmuş olduğum bu monomer madde çözülmüş olan madde burada gençler alındıktan sonra kısilemden direkt olarak su buraya hücum edecek. Neden? Çünkü bu arkadaş sakkoroz dediğimiz eleman suda çözülen bir madde. Direkt olarak suda çözündüğünden dolayı bu eleman hemen kenardan su çekecek. Su çektiğinden dolayı kısılemde suyla bizim maddemiz birleştiği zaman direkt olarak aşağıya doğru havuz bölgesinde doğru bir ilerleme meydana gelecek. Buna su akış teorisi diyoruz. Kütle halinde yukarı tarafta oluşmuş olan bu maddeler aşağıya doğru basınç akışla ilerleyecekler. Yani suyun oluşturmuş olduğu basınçla beraber yukarıdan maddeler aşağıya doğru gelecek. Bu kısmı bir daha söylemek istiyorum. Arkadaş hücrelerim kaynak hücrelerinden direkt olarak madde aldılar. Sakarozu aldı hocam. Buradan aktif taşımayla kalborlu borulara bunu geçirdi. Geçirdikten sonra su kendiliğinden bakın su aktif taşıma değil. Su kendiliğinden kısılemden direkt olarak buraya geçecek. Neden hocam? Su orada yerinde rahat değil miydi? Yani geçmek istedi bu tarafa. Şundan dolayı hocam. Kalburlu borunun içerisinde sen madde aldığın için ozmotik basıncı yükselttim. Yükselttim. Bu bağıra bağıra su istiyor mu şimdi? İstiyor. Su nerede? Kısilemden. Direkt olarak kısilemden bunu alırız ve doğal olarak burada suyla bu madde birleşir. Burada da oluşan basınç akışla birlikte su aşağıya doğru iletir. Nereye geldim? Köke kadar geldim. Geldik süper. Ne yapıyoruz şimdi burada? Hemen genç arkadaşlar yine aktif taşımayla burada bulunan maddeler, organik maddeler direkt olarak arkadaş hücrelerine şutlanır. Arkadaş hücrelerinden de gideceği aslı yer olan kök hücresinde depo edilecek artık orada kullanılacak mı ne olacaksa oraya yani havuz hücresine yine aktif taşımayla verilir. E ee, organik madde buradan gittikten sonra su ne oldu? Su burada kalamayacak. Neden kalamayacak hocam? Çünkü suyu tutan buradaki organik maddeydi. Su gittiği zaman buradaki hücrede yani şu kısımda kalburlu boru hücresinde ozmotik basınç azaldı. Ozmotik basınç azaldığı için su seni terk eder. Ozmotik basınç nerede yüksekse su oraya gelir. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Net. Su hemen kalburlu borulardan kısileme doğru şutlandı kaçtı gitti. Su tekrardan yukarıya doğru gidecek eski haline. Bu hikaye sürekli olarak bu şekilde devam edecek. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi gelelim soruya. Soru da diyor ki bize besinlerin flüemde taşıması sırasında olaylar en son. Bir sıralayalım mı? Suyun kalburlu borulara geçmesi. Tamam su kalburlu borulara geçiyordu. Yukarı taraftan hatırlayın. Şu şekilde kısılemimiz verilmişti. Kısılemden su kalburlu borulara geçecekti. Şu kalburlu boru arkadaştı. Kalbur. Yan tarafında şu kısımda ne vardı? Bu eleman arkadaş hücreleri bulunacaktı değil mi? Burada da arkadaş hücreleri bulunacak. Suyun bu tarafa geçmesi. Bu bir dursun. Arkadaş hücreleri fotosentez ürünlerinin gelmesi. Arkadaş hücreleri ne? Tamam bu bir numaraya. İlk önce bu gerçekleşecek. Kalburlu borularda ozmotik basıncın artması. Hop arkadaş hücrelerinden kalburlu boruya madde geçti. Bu da iki numara bak. Şunu bir numara dersem bu arkadaş iki numara oldu. Suyun kalburlu boruya geçmesi bu da üç oldu sıralama. Kalburlu borularda besinin arkadaş hücrelerine geçmesi. Geldik aşağıya kalburlu borulardaki besinin arkadaş hücresine şu tarafa geçmesi durumu. Suyun kısılama geçmesi. O suyun kısılama geçmesi şu. 4 numara 5 numara bu. En son numara bu olacak. 4 numara en son. Yani cevabım D olacak. Nasıl oldu hocam orayı tam anlayamadık. Şimdi hikaye şöyle değil mi? Arkadaş hücrelerinde bulunan madde kalburlu borulara geçer. Kalburlu borulardaki ozmotik basınç artar. Kısılemden direkt olarak suyu alırım. Suyu aldıktan sonra beraberce aşağıya doğru şunu şöyle birleştirelim. Beraberce aşağıya doğru taşınırım. Süper. Kalburlu borulardan direkt organik madde arkadaş hücresine geçer. Tamam zaten burada onu verdi. Su da tekrardan kısileme doğru şöyle taşınır. Kısilemin içerisinde de yukarıya doğru su taşınımı gerçekleşir. O yüzden bana en son gerçekleşeni sormuş. D diye seçeneği diyeceğim. Geçelim. 5 numara bazı bitkilerde topraktan su ve minerallerini alabilmek için bakteri ile nodül, mantarlar ile mikoriza, mikomantar demek gençler, mantarlar ile mikoriza oluşumu gözlenir. Oluşan bu yapılar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerin hangisi yanlıştır? Hem nodüllerden hem de mikorizadan bir bahsedelim. Sonra da hangisi yanlıştır'a bakacağız. Gelsin parça bakalım. Ne diyor bize? Mantar hifleriyle beraber ikisi birlikte oluşturmuş. Gençler öncelikle şunu söyleyelim. Bu birliktelikler mutualist bir birliktelik. Yani kazan kazan felsefesi var burada. İkisinin de karına olan durumlar var tamam mı? İkisi de kazanıyor. Bir numaralı resme gel. Bir numaralı resim bu. İki numaralı resim şu. Bir numaralı resime geldim. Ne var burada? Mantarlarla birlikte oluşturulmuş olan durum. Yani mikoriza birliği. Bir numarada bu. Şurası mikoriza. Ne yapıyor mikoriza da gençler? Gördüğünüz gibi kökteki alanı genişletiyor. Gördün mü? Bir sürü tüyler oluşturuyor. Ne kadar geniş alan o kadar topraktan su ve mineral madde almak isteği, değil mi? Yüzey alanı ne kadar genişlerse bu hikayelerde o kadar kısa sürede gerçekleşir. Demek ki mikoriza birlikteliğinin olayı neymiş? Topraktan su ve mineral maddeleri almak için yüzey alanını genişletiyor. Bitkinin karnına kendisinin de karnına tabii bir barınak, bir ortam bulmuş. Gel bakalım nodüle. Nodül dediğimiz durumda ne oluyor gençler? Bu da rizobiyum. Rizobium bakterilerinin oluşturur. Rizobiyum bakterileri nerede var? Baklagillerin köklerinde var. Baklagillerde bulunuyor. Şu kalem biraz ters tutalım. Biraz kötü yazılı. Baklagillerin köklerinde bulunuyor bu arkadaşlar. Baklagillerin köklerinde şu mikrofonu da birazcık geriye doğru alacağız. Yine önümüze doğru gelmiş. Şimdi hocam baklagillerin yani fasulyedir, nohuttur bunların köklerinde direkt olarak bulunuyor. Ne işe arıyorsun birader? Havanın serbest azotunu alırım. Bitkinin kullanabileceği formata yani nitrata çeviririm. Bitkiye veririm. Bitkiye azot sağlarım. Direkt olarak net. Tamam Havadaki serbest azotu bitki kullanamaz. Bu yüzden ben bunu kullanırım. Kimim ben? Rizobium bakterisi. Ben bunu kullanırım. Bitkinin kullanılacağı formata yani NO3'e çeviririm. N2'den serbest azotu direkt olarak bu hale çeviririm. Veririm ve ben de burada yaşarım. Birlikte yaşarız. Mutualist. O zaman gel bakalım soruya. Soru bana ne diyor? Mikoriza bulunduran bitkiler bulundurmayanlara göre daha hızlı gelişir. Evet topraktan daha fazla su ve mineral madde alırlar. Doğal olarak daha hızlı gelişirler. Doğru bir ifade. 5 numara böyle. B de bakalım ne diyor? Nodül baklagil kök hücrelerinde azot tuzları biriktirir. Evet az önce konuştuk azot tuzları dediğimiz tuzları nodüllerin içerisinde birikimleri sağlanıyor rizobiyum bakterileri tarafından. Eyvallah. Geçelim C'ye. Nodül içerisinde rizobiyum bakterileri bulunur. Konuştuk bunları. Mikorize ile bitki kök hücreler arasında parazitlik görülür. Parazitlik neydi hocam ya? Parazitlik birinin karı var iken biri kahkaha atarken diğeri zarar görüyordu bu durumda. Böyle bir birliktelik mi vardı? Hayır. Burada ne vardı? Kazan kazan ikisinin de karına olan bir durum olacaktı. Yani aradığım şık bu. Nodülü oluşturan bitkiler toprakta gübre kullanımını azaltır. Evet tabi havadan serbest azot alabilen bir mekanizmam var ise topraktan azotlu tuz alma oranında düşer diyeceğiz. Geçelim 6 numaraya. Bitkilerde su taşınımını açıklamak amacıyla aşağıda verilen deney düzeneği oluşturulmuştur. Ne yapılmış? Bir deney düzeneği yanına ventilatör vermiş. Buradan bolca terlemesi sağlamış. Terlendiği için de alttan yukarıya doğru şu şekilde bolca su çekimi sağlamış. İfadelerin hangileri söylenebilir demiş. Bitkilerde meydana gelen terleme suyun yukarıya taşınımında etkilidir. Bir numaralı etkili olan kuvvetli zaten. İki. Su molekülleri arasında kohezyon, bu alaşmanın da etkisiyle bitkinin üst organlarına doğru su taşınmasını etkiledi. Zaten terleme ile kohezyon birlikte verilen bir kuvvetli su molekülleri birbirlerini tutarlar, kopmadan bir sütun haline yukarıya doğru taşınır diyorduk hocam. Eyvallah. 3. Kısılen boruların kılcal olması bitkide suyun yukarıya doğru taşımında olumlu etki yapar. Yapar tabi yani şuradaki boruyu düşün şöyle ince değil de şu kadar şöyle bir şey yapsaydım su buraya kadar mı taşınırdı yoksa şu kadar buralarda mı kalırdı değil mi? Ne kadar kılcal olması o kadar bizim işimize gelir o kadar pozitif bir durumdur diyorum. Söylenebilir yapıştır devam. 7 numarada diyor ki bitkide su taşınması ile ilgili oluşturulan deney düzeneklerine bitki kısımları su ile dolu kısa cam borlarının Tıpa geçirilerek yerleştirilmiştir. Daha sonra cam açık ucu içinde su bulunan kaplara konulmuş. Ne yapılıyor hocam burada? 1 numarada gördüğün gibi kökte var, yaprakta var. Hiç sıkıntı yok. 2 numarada ne var? Kökler yok. Gördüğün gibi kök yok, yaprak var. 3 numarada ise ikisi de yok. Perişan olmuş. Bir numarada ikisi de olduğu için 3 aş kadar su çekmiş. Pozitif. Şu i̇şler süper burada. Çarşı açık. İkinde ne olmuş? E kökler yok doğal olarak 3 yaştan 2 yaşa e kadar bir düşme olmuş. Burada kök de yok, gövde de yok, şey yaprak da yok. Doğal olarak 2 yaştan da aşağı düşmüş. Bir süre sonra cam borudaki su seviyeleri aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bana. Bakalım ne söylenemiyormuş. Birinci düzenekte yaprak sayısının fazla olması köklerden su alınımı hızlandırır. Yes. B. Bir düzenekte su seviyesinin değişimine terleme yoluyla su kaybı etkilidir. Evet doğru. Ne kadar çok yaprağın varsa o kadar fazla terlersin hocam. Net. Yaprak sayısı artar ise terleme artar. Net. Yaprak yüzey alanı artarsa terleme artar. 2. İki. İkinci düzenekte su seviyesinin bir miktar değişmesinde adezyon olayı da etkiledi. Adezyon neydi? Su molekülün bir duvara tutunmasıydı. Etkili midir? Etkili bir kuvvettir hocam. Üçüncü düzenekte su seviyesinin bir miktar değişmesi kök basıncı ile açıklanabilir. 3'e geliyorum gençler. 3'te evet. 3 numarada su seviyesinin bir miktar değişimi kök basıncı ile açıklanabilir. Kök basıncı ile açıklanabilir mi bu durum? Şurada evet açıklanabilir. Niye? 3 numarada gördüğün gibi kök var ye yaprak yok. O zaman zaten suyun haş kadar yukarıya doğru çıkıyor olması burada kökle alakalı bir durumdur. Kökü var vatandaşın yaprağı yok. Az önce yanlış söyledim. İkisi de yok diye gibi düşündüm. Değil mi? Hayır değil. Kökleri var vatandaşın bu yüzden zaten ikisi de olmasa hiçbir şey olmaz zaten. Doğru demiş. Dün de ne gerçekleşen su seviyesi değişimleri terleme koyozun gelirim teorisiyle açıklanır demiş. Açıklanmaz hocam. Üçlü açıklanmaz. Neden? Niye? Yaprak yok. Yaprak olmadığından dolayı net olarak terleme olmayacak. Olmadığı için de E'yi yapıştıracaksın, geçeceksin. Haydi bakalım devam. 8 numaralı soru gelsin. Şimdi burada da folyemde madde taşınması ile alakalı olan bir durumu resmedilmiş. Yukarıdaki şekilde çiçekli bitkilerde iletim borularına şeker taşınması gösterilmiş. Buna göre KLM hücreleri A ve B yapıları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor bize 8 numaralı sorumuzda. Bakalım. K hücresi kaynak. K hücresi kaynak. Yes. L hücresi meyve olabilir. E meyve olabilir. Kaynaktan yani yaprakta üretilmiş olan sükroz. Buradan direkt meyveye taşınır mı? Taşınır. C. M havuzu olabilir mi? Olabilir değil mi? Az önce konuşmuştuk. Kaynaktan havuza doğru köke doğru taşıma sağlanıyor. B yapısı kısilem olabilir mi demiş. B yapısı neredesin BB? B. Evet olur. Mavi ile gösterdiğimiz yer fuliyemdir. Kısilem dediğimiz arkadaşlar bu kahverengi ile gösterilendir. Doğru. A yapısı trakeit olabilir demiş. Trakeyt trakeit neyin içerisinde bulunuyor bunlar? Kısilemin içerisinde bulunuyor. E A yapısına biz ne dedik burada? Fuliyem dedik. Fuliyemin içerisinde ne olacak? Arkadaş hücreler kalburlu boru hücreleri olacak hocam. Bak arkadaş... Arkadaş bulunacak burada arkadaş ve kem kalburlu borular bulunacak kalburlu. Bunlar birbirlerini karıştırmayın. Kısıl emin içerisinde trake traketler, flu emin içerisinde arkadaş ve kalburlu boru hücreleri olacak. Doğal olarak bunu ters söylemiş. 8 numaranın cevabı da edir nedir? Yapıştır devam. Bitkilerde transpirasyon yani terleme. Olayların hangilerini sağlar? Fazla ısıyı dışarı atar mı? Atar hocam. Nedir? Aynı durum bizde de gerçekleşen ısı suyun içerisinde bir ekmeği dışarı atılır. Zaten terlemedeki temel faktör budur. Bitki aşırı derecede ısınır. Hayvanlarda da öyle. Asır, aşırı derecede ısınır. ısındığından dolayı terleme yapar. Fazla tuz atılır atılmaz. Terleme ile gençler buhar atılır. Buhar atıldığından dolayı buhar. Doğal olarak içerisinde erimiş bir madde bulunamaz. Ama hayvanlardaki terleme öyle değil. Bak bu bitkilerden bahsediyoruz. Hayvanlarda öyle değil. Hayvanlardaki terlemede sıvı halde atıldığı için içerisinde tuz bulunur hocam. Topraktan inorganik madde alımı artar mı? Artar. Aynen öyle. Bir numaralı olay ısıyla alakalıysa, iki numaralı olay da su buhar halinde kayboluyorsa kök ozmotik basıncım artar. Alt tarafta doğal olarak da yani yukarıdan terleyerek alta doğru bir vakum oluşturuyorum. Doğal olarak alt taraftaki topraktan yani köklerin içerisinde kökle birlikte su çekimi, su vakumu, vakumu artmış oluyor. Yani pipetten suyu çekiyorsun ya, ya da meyve suyunu içiyorsun ya. İçtiğin zaman sen yukarıdan bir vakum oluşturuyorsun. Su ya da meyve suyu alt taraftan geliyor. Doğal olarak topraktan inorganik madde alımı artar. Su atıyorsun. Suyu çekmek istiyorsun. içinde de çözülmüş olarak mineral madde birlikte geliyor. O zaman 1 ve 3 yapıştır. Burada şunu unutma. Terlemeyi de genç arkadaşlar mineral atımı olmaz. Tuz atımı gerçekleşmez. Gelelim 10 numara. Et. Stomaların kapanmasını hangileri sağlar demiş on numaralı soruda. Bitkide fotosentezin durup solunum hızlanmaz. Az önce konuşmuştuk. Nedir? Solunum hızlanırsa karbondioksit artar. Karbondioksit artarsa pH düşer. pH düştüğü zaman da stoma kapanır. Ortam asitleşirse stoma kapanır. Yapıştır. Bekçi hücrelerini turgor basıncının arzaması. Bekçi hücresi dediğine stoma hücresinin diğer bir adıydı. E, turgor basıncı düşerse doğal olarak su azalıyor demektir. Turgor basıncı azaldığı için de yapıştıracaksın stoma kapanır. Bitkiler susuzluk nedeniyle absik asitin üretilmesi. Aynı öyle absik direkt olarak bitkiyi korumak için stomaları kapatır hocam. Yapıştır. Üçü de stomaları kapatmaya götürür. Korumaya alıyor çünkü. Karada yaşayan bitkilerde telemazını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Terleme hızı arttığında topraktaki su miktarı yani topraktaki su miktarı arttığında terleme artar diyor hocam. Doğru. Yani ne kadar çok su varsa o kadar yukarıya doğru rahat rahat veriyorsun. Stoma sayısı artarsa terleme hızı artar mı? Evet stoma dediklerim baca gibi düşün. Ne kadar baca varsa o kadar buhar çıkıyor. Kütkula kalınlığı azalması lazım terleme. Evet, kütkula dediğimiz yer neydi? Şu şekilde kalınlaşıyordu. Doğal olarak alttan yukarıya suyun çıkışına izin verilmiyordu. Doğal stoma kalınlığı arttıkça terleme hızımız da düşecekti. Azalacak. Bu aklınıza şunlar gelebilir hocam. Kütkula var da stomanın olduğu yerlerde kütkula yok ki. Ne ayak diyebilirsiniz. Doğrudur burada. Ancak kütkula kalınlaştıkça şu kısımda da terleme azalıyor. Aynı zamanda da stomalarımız oldukça küçülmeye başlıyor. Kütkula kalın olan bitkiler kurak bölge bitkileridir. Haliyle stoma sayıları da azdır. Yaprağın üst kısmında değil alttadır gizlenmiştir filan diyeceğiz. Yani kütkula kalınlığıyla terleme ya da nemli bölgede yaşama ters orantılı. Ne diyor burada? Rüzgarı artır, terleme hızı artsın. Doğru. Suyu yani stomanın üstünde bulunan su buharını şöyle rüzgarla uçur, uçtuktan sonra yenisi yenine gelsin. Doğru. Ne demiş? Atmosferdeki nem miktarını artırırsam terleme hızı artar mı? Artmaz. Niye? Su buhar halinde çıkıyor. Nem dediğin ne? Suyun buhar halinde olması. Yani atmosferin içerisinde bolca buhar halinde su bulunursa e, alttan stomadan bolca su gelir mi? Gelmez. Üsttekini göndermen lazım. Yani nemli havalarda gençler terleme daha düşük olur diyeceğiz. 11 numara Edirne. Hayvanlarla bunu karıştırmayın tamam mı? İletim dokuya ait olan özelliklerden kısılan ve fluyoyma ait olanlar bir yaz. Bakalım bir zahmet diyor. Bir numara çoğunlukla ölü hücrelerden meydana gelir demiş. Nedir? Kısılan dediğimiz arkadaş olacak. Madde iletimi tek yönlüdür. Bu da kısilemle alakalı. Değil mi? Alttan yukarıya doğru olacak. Glikoz taşınması yani organik madde taşınması kimde olacak? Fulyamda taşınacak. Madde iletimi pasif ve aktif taşımayla gerçekleşir. Aynen öyle. Nasıl oluyordu? İşte arkadaş hücrelerinden karbonlu boraya geçerken aktif taşıma oluyordu. Ama su da kısilemden geçerken pasif taşımayla oluyordu. O zaman 1-2 kısilem 3-4 ise gerçekleşecek. Tamam mıyız gençler? Okey. 12 bunu bitirdik. Şimdi bitkilerde hareket 2 testini çekelim hemen üstüne yapıştıralım. Onun da ikisini birlikte süper olur. Yani uçarsın hem stomadır, kısılemdir, fulyemdir, mikoriza, nodüldür falan bunları net olarak oluruz. Buradan da soru kaçırmayız gençler. Haydi bakalım görüşürüz. Eyvallah.